Herkese yeni bir ETS videosundan selam dostlar. Bugün ETS2'de görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir Mercedes Class'la beraberiz. Muazzam ötesi bir araç. Muazzam ötesi bir slotları mı var diyeyim. Rengi mi var diyeyim. Yani aklınıza ne geliyorsa abi. Makam aracı kullanıyoruz bugün. Görmüş olduğunuz gibi 18 jantları, arkada çakarları falan. 4 matik yazıyor. S500. Bayağı bir klas bir araç. Zaten Mercedes'i bilen biliyor. Araç full makam aracı. Bugün oyuncuyuz, bizim yapmış olduğu haritadayız. Yine gidemediğimiz yerler vardı bildiğiniz üzere, oralara gideceğiz. Neredeyiz? Rize'deyim. Rize'den çıkacağım. Trabzon, Giresun derken Ordu'ya kadar gideceğiz. Aracımız şu şekilde. Ufaktan size aracı göstereyim. Mercedes S-Class'ı 2022 model olarak geliyor. Buradan hemen şase vesaire de motor değiştiremiyorsunuz zaten. İçi bu şekilde siyah olarak geliyor. Buradan rengini verebilirsiniz. Kafanıza göre renk verebilirsiniz dostlar. Hatta şuradan tek renk. Bak şöyle yapalım. Aklınıza gelen bütün renkleri yapabilirsiniz. Buna baksana. Araç öyle bir duruyor ki. Şimşek ya, şimşek. Araç bildiğiniz şimşek dostlar. Buradan ön tarafına aksesuar ekleyebiliyorsunuz. İçini değiştirebiliyorsunuz. Beş, siyah. Şöyle şekilde kahverengi ve kırmızı olmak üzere 4 tane seçeneği var. Şurayı panjurun olduğu bölgeleri böyle metal krom yap yerine veya siyah da yapabilirsiniz. Böyle altlara karbon maşbiyel vesaire ekliyor. Body kit ekliyordu, öyle söyleyeyim direkten. Piano black ve normal gri olmak şekilde iki şekilde eklentisi var. Buraya çakar ekleyebiliyorsunuz. Zaten çakarı ekledi. Yabancı plaka ve Türkçe plakası var. Jant seçeneklerimiz var. Bu şekilde. Biri böyle ince yanak. Yani çok ince değil tabi de. İnce yanak. Bir de 18 olarak var. Bu kalı, bu ince yanak 18 jant. Bu da kalın yanak. Böyle siyah olarak var. Kırmızı gri tonunda var. Ve full siyah. Bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de seçeneği var. Pardon, 7 tane. 6 değil. Kafanıza göre girip ekleyip oynayabilirsiniz. Şuraya şuradaki, hatta şu şekilde geleyim abi. Şuradaki logoyu değiştirebiliyor. Bu şekilde metal altı sarısı tarzında yapabiliyor. Veya arkası renkli. Bu şekilde logo yaptırabiliyor. Bir de normal kendi krom olarak yapılan var. Bir de spoiler ekliyor. Spoiler yukarı ekliyor mu ya? He yok, sadece şuraya ekliyormuş. Ben şuraya da ekliyor zannettim cam üstü spoiler da. Bu şekilde dostlar oynamanızı, girmenizi tavsiye ederim. Aracın içerisi bu şekilde. Bu ara ETS'de bir şey var ha. İlginç. Direksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çıkalım abi. Aracın sesi fena. Camları indirip kaldırabiliyorsunuz. Hemen çalıştıralım. Aracın içine bakarsan muazzam. Çalışırken bir oradan bir ses veriyor. O biraz benim canımı sıktı. Onun haricinde gerçekten güzel. Görmüş olduğunuz gibi sunroof açıyor.
4 camı birden açabiliyor. Araç bayağı bir güzel. Bak burada da güzel bir olay var. Cam diğerlerinde açma olayı yoktu. Mesela bunda full açabiliyorsunuz. Ben kendimi şöyle bir ayarlama yapayım abi. Yani ekrana fazla gitmeme gerek yok. Şöyle büyük bir ekranı var. Navigasyonu. Orada bir değişiklik yapmıyor. Şurada hayalet ekranı var karşıda. Keşke orayı değiştirebilseydik, güzel olurmuş. Çakallarımız falan açık. Acaba normal kornası var. Başka bir kornası var mı bilmiyorum. Böyle saatimizi 10'a çekelim abi. Hava yağmur yağacak gibi duruyor ya. Hava şöyle biraz açık olsun abi. Kopacağız ya. Şunu da şöyle bir alalım. Zaten bizim ne zaman gideceğimiz yön olsa her zaman şey oluyor zaten. Standart. Oo, araca bak. Eyvallah, eyvallah. Ferrari bile durdu lan. Araç çakarlı olunca normal abi. Aynaları ayar yapabiliyor mu lan? Ha, aynaların ayarını yapabiliyormuş. Bak, ayna hiç. Tamam. Tamam. Bana doğru dur abi. Farları da full açalım. Sonra farları şimdi kapatırız. Bu trafik biter mi abi? Bu zamanı bir trafiği durduralım abi. Bir hemen geliyorum dostlar. Araç 7 ileri mi? Bu şekilde bir bakalım. Yok, 6 ileri. Oy 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 oy, var ya. Ulan Mercedes lan bu. Vallahi manyak ya. Aracın içerisi falan nasıl? Güzel. İyi. Frenleme şiddetini biraz bir yukarı çekeyim. Çok az bir şey oynayacağım. Tamam. Biz şimdi çakarımız falan var ya. Biz devlet adamıyız abi. Kaan'ım durmaz. Bir an önce Ordu'ya gidelim abi. Araç gerçekten muhteşem gidiyor. Tek sorunumuz durduramıyor. Yolları falan gerçekten güzel. Şöyle geçersek. Abi frene basma ya. Frene basma abi. Frene basma.
niye basmıyor? Tam geçecektim ya. Ulan yol bitmiş. Ben ne diyorum? Frene niye basıyor bu? Şu an aracın ön takım vuruyor komple. Oha oha. Oha sinyal ver. Adam sinyal vermeden direkt üzerimize daldı ha. İleride de yağmur yağacak gibi bir hava var. Bak. Bunlar beni algılamıyor bence ha. Direkt şey yapıyor. Şu an videom güzel. Akışı falan güzel. Bu arada dostlar, kanalımıza ilk defa geldiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için önemli şeyler. Oo, burak köprüymüş lan. Oh 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 of of. İyi anladı var ya. Ama helal olsun. Klas abi. Mercedes diye hep boşuna dememişler. Kendini çok iyi toparladı. Tek sorun motor biraz yavaş gibi geldi bana. Aracı şöyle bir kaldıralım. Çok ses yapıyor. Bir saatlik bir yolumuz kalmış. İyi güzel. Bunda da biraz yansıma var araçta. Ama şu an fazla bir yansıma değil. Acaba sunroof'u falan kapatsak? Yansıma gider mi? Buradan şöyle geçersek kendimi alırsam. Buradan da böyle, şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Az önce dostlar manyak ne yaptı ben anlamadım. Bir anda içerisinden geçti. Buralar niye boş? He, camları açabiliriz ya. Yok ya, yansıma onunla hiç alakası yok. Oha oha. Şu an aracı toplamakla uğraşıyorum. Var ya. Ama helal olsun ya. Mercedes'in bu kadar ya. Şekilde çok iyi toparladı kendini. Bu arada Giresun'a da girdik. Giresun'daki bütün abilerimize, kardeşlerimize selam olsun. Keşke aradım şu şeyi de olsa güzel olur ya. Oradaki hayalet ekran değişse. Tamam orada var ama hız olayını hiç kullandırmıyor mesela. Bir de erken versen sinyali.
Yani sinyal veriyor. Adam bir de erken verse 10 numara olacak. Dünkü videoda yeşil perdeyi kapattım. Bugün açtım. Anlamadım. Şu an gayet güzel bir şey var ama ellerde fazla bir oynama yok, fakat yine ufaktan bir yeşil şey var. Anlayamadım. Bir türlü çözemedim bu işi ya dostlar. Şehir merkezindeyiz ya, fazla bastırmıyorlar. Bu arada 17 dakikalık bir yolumuz kalmış. İyi, güzel. Ne solu kullansanız abim. Aracın başına gelmeyen de kalmadı yalnız bu arada. Durdurdum. Hadi abi, bu ışık ne bekliyor? Aha, yandı. Yani abicim. Allah bana bir yol verirsen ben şurada sola girecekmiş. Lovbetli bir abimiz. Mekanımıza geldik dostlar. Ordunun otogarı bu şekildeymiş. Ordu otogarı da buradan görmüş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. O benden düşmedi la. O neymiş lan öyle? İlginç.